Hepinize tekrar teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Buraya teşrif eden değerli dostlarımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten bu SÜSEM, Süleymaniye Vakfızlar'dan eğitimin başlaması bugüne kadar büyük bir fedakarlıkla devam etmesi konusunda hem amcamın hem de teyzemin oğlu Sevret Bayındır'ın büyük bir katkısı var. Yahya'nın da, Fatih'in de, Vakfın Yönetim Kurulu, Üyelerinin, Hakan'ın, bütün arkadaşlarımızın çok büyük katkısı var. Hepinizin, Allah razı olsun. Şimdi, çok şükür büyük bir görev üstlendiğimizi biliyoruz. Hep biz o şuurdayız. SÜSEM'in yanında bir de SEVAT var, Süleymaniye Vakfı Aile Danışmanlık şeyi var. SÜSEM bitirenler orada devam edebiliyorlar. Orada da bir başka şekilde eğitim devam ediyor. Bir de son günlerde vakfımızın en eski mensuplarından ya da mensuplarından değil, Mustafa Arslan kardeşimizin yaptığı bir haber sitemiz var. Fıtrat Haber. Bilmiyorum gördünüz mü? Fıtrat Haber yeni başladı. Orada hepinizin katkısını bekliyorum. İnşallah Mustafa Arslan Bey'le ilişkiye girersiniz. Fıtrat Haber'in asıl hedefi günlük olayları Kur'an ışığında yorumlamak. Ama tabii habercilik son derece zor. Ama hep beraber yaparsak bu iş çok kolaylaşır inşallah. Şimdi birkaç dakikada bizim misyonumuzla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Süleymaniye Vakfı olarak girmiş olduğumuz yol, Kur'an-ı Kerim'in merkeze alındığı yol, dinle fıtratı, dinle bilimi birleştiren bir yol oldu. Önümüz son derece açık. Ve inşallah benim bütün arzum Cenab-ı Hak nasip ederse buradaki değerli ilim adamı dostlarımızla da beraber Kur'an'ı merkeze alan tüm bilimlerin araştırıldığı bir araştırma kurumu oluşturduk. İnşallah başarırız. Ama ondan önce bizim bu hareketin mensupları olarak son derece dikkatli olmamız lazım. Bu yol çok dikkati gerektiren bir yoldur. O dikkat etmemiz gerektiren şeye Cenab-ı Hak sürekli takva diye bizi emrediyor. Takva bizim tabii yapımızı korunmamız demektir. Çünkü etraf sürekli bizi yoldan çıkaracak şeylerle doludur. Ve burada en büyük aldanmayı da kendi içimizde yaparız. Şunu biz biliyorsunuz, küfür ve şirk konusu üzerinde ısrarla duruyoruz. Başkalarını tenkit ettiğimiz şeyi biz yapmamalıyız. Allah-u Teala'nın emri yerine geldiği zaman şahsi isteklerimizi tamamen sıfırlamalıyız. Ama dememeliyiz asla. Şimdi küfür kelimesinin esas anlamı biliyorsunuz örtmektir. Kafir neyi örter? Ona çok dikkat edelim. Kur'an-ı Kerim'in bize tanıttığı ilk kafir iblistir. İblis, Allah-u Teala'ya Sübhaneke la ilme lena diyendir. Ya Rabbi sana boyun eğeriz. Bizde bir bilgi olmaz. Sen bildirdiğinden başka bilgimiz yok. Bilen sen, doğru kararı veren sensin diyendir. İblis bir melektir. Ama Adem Aleyhisselam'ı diğer melekler gibi kıskanmıştır. Orada Cenab-ı Hak onu imtihan ederek Adem'e secde edin dediği zaman kendini yenememiştir. İşte o içindeki imtihan zaten orada. Diyor ki inne alema ma tubdûne ve ma kuntum tektumûn. Ortaya koyduğunuzu biliyorum, gizlediğinizi de biliyorum diyor ve Adem'e secde edin diyor. İblis orada secde etmedi. Secde etmediğinin karşısında Allah-u Teala diyor ki ebâ ve stekbara ve kâne minel kâfirin. İki şey söylüyor. Direndi ve kendini büyük gördü. Bir ayette sadece eba diyor, bir ayette de sadece istekbara diyor. Direndi. Şimdi Allah'ın herhangi bir emrini yerine getirme konusunda
Emrin küçüğü büyüğü olmak. Allah bir şey emrettiyse etti. Allah'ın emrini kendi kafamıza göre yoramayız. Kendi isteğimize çeviremeyiz. Kendimiz istediğimiz şekle şey yapamayız. Bakın iblis dedi ki, Allah-u Teala niye secde etmedin dediği zaman ben daha hayırlıyım dedi. Ne dedi? Yani Allah'ın sözünün yanına kendinin sözünü koydu. Allah'ın sözü Allah'ın ayetidir değil mi? Bizim bildiğimiz şekilde. Ayetin yanına kendi sözünü koydu, müşrik oldu. Kendi sözüyle Allah'ın ayetini örttü, kafir oldu. Kafirliğin sebebi direnmesi ve büyüklenmesi. Kime karşı direndi? Allah'ın emrine karşı. Neyi büyükledi? Kendisini. Yani kendi sözünü Allah'ın sözüne tercih etti. Ya da bir başkasının sözünü Allah'ın sözüne tercih etti. Israrcı olduğu zaman kafir oluyor. İblis ne Allah'ı inkar ediyor, ne ahireti inkar ediyor, ne melekleri inkar ediyor, ne kitapları hiçbirisini inkar etmiyor. Şimdi insanları kafir eden temel husus da ahirette bir şekilde kurtulurum şeyidir, düşüncesidir. Hiç öyle ahiret kendi kafamıza göre değil. Sonuç olarak şunu söylüyorum bakın. Allah'ın herhangi bir emri konusunda direnirsek, kendi düşüncemizi Cenab-ı Hakk'ın emrine tercih edersek, böyle de olur dersek, o zaman iblisten hiçbir farkımız olmaz. Hiçbir farkımız olmaz. Onun için yapmış olduğumuz günahlarda asla ısrarcı olmayıp derhal tevbe edip, ne pahasına olursa olsun, her şeyimizi kaybetme pahasına, yani dünyalık olarak Allah'ın emrini tutmamız lazım. Şunu bilelim ki Cenab-ı Hak her şeyin sahibidir. Yani bu hareketi yürütenlerin son derece dikkatli olması lazım. Karşı tarafın eline fırsat vermememiz lazım. Allah-u Teala hepimizi bu yolda yarışanlardan eylesin. Allah başarılarınızı daim eylesin.